Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Kur'an Ufkuna hoş geldiniz. Muhterem hocam Ali Ünal'la birlikte Kehf suresinin tefsiri üzerinde durmaya devam ediyoruz. Sizler de sorularınızla programımıza katılmak isterseniz e-posta adresimize sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçen haftaki programımızda Kehf suresinin ilk 3 ayetini okumuş ve üzerinde tefsiri üzerinde durmuştuk. Müsaade ederseniz bir hatırlama babından ben ayetleri okuyayım. Tabii. Sizi tekrar tefsir üzerinde duralım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem yec'allehu i'vece. Kayyime li yunzire be'sen şedîden min ledunhu ve yübeşşirel mü'minîne lezîne ya'melûne s-sâlihâti enne lehum ecren hasene mâkithîne fîhî ebede. Bunları geçen hafta üzerinde durmuştuk hocam. Tekrar hatırlayalım. Ondan sonrasında evet. Devam edelim. Ayetler birbiriyle münasebetler olduğu için ve öncekiyle sonrakilerin irtibatı da kopmasın diye buraya kadar ayetler üzerinde bir toparlama yaptıktan sonra inşallah diğer ayetlere geçeceğiz. İnşallah. Önce kısaca bir okuduğumuz yerlerin manını arz edeyim. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî enzele abdihi alâ abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivece. Bütün hamd, yani Hazreti Üstad'ın o tarifiyle Hazreti Adem'den kıyamete kadar kim kime her ne için, her ne maksatla ki Allah'tan başkasına hamd edilmez de hamdin manasına şükür de dahildir. Yani sadece şükredecek olursa bu hamdlerin tamamı bütün hamd sadece Allah içindir ki kuluna kitabı indirdi ve o kitapta en ufak bir eğriliğe yer vermedi, eğrilik kılmadı. Sonra kayyimen yunzira be'sen şedîden min ledünhü ve yübeşşirel mü'minellezîne yâmurûne s-sâlihâti enne lehum ecren hasene. O kitapta en ufak bir eğriliğe yer vermediği gibi o kitabı dosdoğru her bakımdan, yani itikat, ibadet, bütün ameller, ahlak, maneviyat, içtimai, siyasi, iktisadi, her bakımdan hiçbir konuda onu yerine yer vermeyip her bakımdan dosdoğru yaptı. Tam doğru yani yaptı. Ve bu kitabı niçin gönderdi ve böyle yaptı? Kendi katından gelebilecek çok şiddetli bir azaptan korkutsun, sakındırsın. Ve salih ameller işleyen müminleri müjdelesin onlar için güzel bir ecir, mükafatla müjdelesin diye Allah böyle yaptı. Sonra o salih amel işleyen müminler için bu güzel amelin ne olduğu, güzel ecrin, mükafatın ne olduğunda sonraki ayette açıklıyor. Onlar o çok güzel ecir içinde sonsuza değin ebedi olarak kalacaklardır, kalıcıdırlar. İnşallah. Burada daha ecrin hasen yere kastedilenin birinci derecede cennet olduğu, ahirette cennet olduğu çünkü ebede diyor. Onlar o cennette sonsuza kadar kalacaklardır. Şimdi kısaca muhali verdikten sonra biraz işte, gerek Hazreti Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin İşaatül İcaz'daki ve Hoca Efendi'nin bir icaz hecelemesi ve bunun öncesindeki Fatiha üzerinde münahazalarda takip ettiği yol olarak biraz kelime kelime, o kelimelerin altındaki manaları da vererek gidersek hem Kur'an'ın hakikaten bir ayetinin bile taklit edilemeyecek, benzerinin meydana getirilemeyecek bir Allah kelamı olduğunu hem de mana zenginliğini görmüş olur. Hem de surenin gerçek manasını yani bir kısmını onda bizim aklımızın yerdiği kadar, tefsirlerde bulabildiğimiz kadar bir manasını, bir manalarından birazını görmüş oluruz. Kelime israfı olmadığını da görmüş oluruz. Harf israfı bile olmadığı konusunda, zayet harf bile olmadığı üzerinde durmuştuk. Elhamdü, buradaki el istirak denir. Yani bütün hamdler, her türlü hamd. Hamde layık olan ancak Allah'tır. Hamdünün asıl manası, Cenab-ı Allah'ı zatî ve sübûtî, yani bizi onu bize tarif eden sıfatlarıyla tanımak. Yani mutlak vücut, mutlak vahdaniyet, yaratıklarına benzememe,
ezelli olma, zamanla sınırlı olmama, mekanla sınırlı olmama ve her şeyi bilen bir ilme, her şeyi gören bir görme sıfatına ve her şeyi gücü yeten bir kudret sıfatına, dilediğini dileyen bir irade sıfatına ve yaratma yine şanından olması itibariyle, yani bütün bu hususiyetlere sahip olan sadece Allah'tır. Evet. Ve Cenab-ı Allah'a hamd etmenin birinci, yani onun hamd ona aittir ki, bu da iki şey Kur'an-ı Kerim'de üzerinde durmuştuk. Surenin başında hamd ile başlar, elhamdülillah ile başlar. Bunların bu sureden öncekiler diğerlerinde daha ziyade Cenab-ı Allah'ın gökleri ve yeri yaratmasından ekseriyetle söz edilir. Burada kuluna kitap göndermesinden, demek Cenab-ı Allah'ın ona hamd etmemizin en önemli iki sebebi olarak bunlardan birisi varlıkları, kitabı aslında. Kainat, evet, Allah razı olsun, ikisi de belki kitap. Evet. Yani varlıkları Adem karanlığından vücut aydınlığına çıkarması, diğeri de onlara yol gösterici olarak biraz da şuurlu varlıklara, insanlara ve cinlere bir de kitap indirmesi ki Allah'ın bunlar şanidir. Yani Cenab-ı Allah bunlarla düşünülür ve bunlar Cenab-ı Allah olmanın bir manada gereği demeyeceğim, bu yanlış bir şey olur da, şan kelimesi, yani ondan ayrılmaz bir hususiyettir bunlar. Dolayısıyla hamd önemli bir manada tevhid ifade eder. Zaten lillahi'nin başındaki lam hasr ifade eder. Yani Allah'tan başkasına hamd edilmez. Ve ellezî ismi mevsur olarak kendinden önce gelen ismi daha sonra gelen cümleyle daha belirgin hale getirir. Yani gösterir hale getirir. Aklımızda olan, akli ve zihni olan bir varlık veya gerçeği ellezî adeta ona parmağını uzatarak, işaret ederek işte bu diye görünür hale getirir. Allah lafzı-i celali Cenab-ı Allah'ın bütün isimlerini ve sıfatlarını içine almakla beraber burada ona hamd etmemizin veya hamdin sadece bütün hamdin ona ait olduğunu, o olmasının en önemli bir şeni, bir özelliği, bir hususiyeti veya neticesi veya bir sebebi de diyebiliriz, onun kuluna kitap indirmiş olmasıdır. Kuluna kitap indirmiş olmasıdır. Yani burada hocam, Efendimiz mi hamd etmesi gerekiyor bütün ümmet mi? Yani kitap Efendimiz'e hepimiz geldiği için. El, evet, el burada baştaki lam-ı tarif istihrak, hani başta ifade evet etmiştik. Yani Hazreti Adem'den kıyamete kadar, yani herkes bir hamd o andığı zaman, elhamdü dediğimiz zaman mutlaka arkasından lillahi gelir, gelmesi lazım. Evet. Hatta bunun üzerinde kısmen durulmuştu. Mesela hiçbir yerde de mesela elhamdülirrahmani, elhamdülirrahimi, elhamdülirrabbil alemini denmez. Lillahi denir. Demek ki bu da yani hamd üzerinde çok durulması gereken aslında bir kavramdır. Yani bütün sahip olduğu isimler ve sıfatlarıyla beraber hamd Allah içindir. Ancak böyle olan bir varlığa hamd edilebilir. Evet. Başkalarına teşekkür ederiz. Dolayısıyla hamd bütünüyle bir tevhid ifade ediyor. Cenab-ı Allah'ın biricikliğini, yeganeliğini, yani onun gibi, onun zıttı benzeri hiçbir varlığın olamayacağını da bize ifade etmiş oluyor. İşte burada Allah'ı nasıl elhamdülillahi rabbil alemin, mesela Fatiha suresinde lillahi'den sonra Cenab-ı Allah'ı rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin olmakla bize o sıfatlarıyla tanıtmıştı. Bir şey, diğer Enam suresinde elhamdülillahillezî halegas semâvâti vel arz ve cealez zulümâti vel nur. Cenab-ı Allah mesela hamd'den sonra, hamdın ona mahsus olduğunu ifade buyurduktan sonra Kur'an'da Allah'ı gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru kılan, var kılan olarak orada beyan buyurulmuştu. Burada ise işte Cenab-ı Allah'ın ona hamd etmemizin bir manada sebebi, yani Allah'ın bir şeni olarak kuluna kitap indirmesini zikrediyor. Yani çok önemli iki nimeti, birisi varlıkları Adem karanlığından varlık alemine çıkarması, diğeri de kitap indirmesi. Yani o zaman hocam, Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi hem Efendimiz için hem bizim için bir nimet, öyle tamam mi? Tamamıyla, tamam. Cenab-ı Allah'ın bu manada Allah olmasının bir şeni. Evet. Çünkü bir hadis-i kutsi'de, ben gizli bir hazineydim, tanınmak istedim, bilmek istedim ve kainatı yarattım
buyurulduğu gibi yaratmanın sebeplerinden birisi Cenab-ı Allah'ın. Bir ayet-i kerimede de Zariyat suresinde olacak herhalde. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri ve insanları da sadece bana ibadet etsinler. Yani madem Cenab-ı Allah tanımak için kainatı yaratmışsa bilinsin diye, onu tanıyacak olan da birinci derecede şuurlu varlıklardır. İnsanlar ve cinlerdir. Cinler. O bakımdan bu ayet tefsir edilirken İbn Abbas Hazretleri öyle tefsir eder ve diğerleri de buna müfessirler tamamen katılmıştır. Yani beni tanısınlar ve bana ibadet etsinler diye yarattım. İşte liyarifun yani. Liyarifun ve liyabudun şeklinde. Demek ki yani bunlar işte hem yaratma ve sonra kitap indirme. Allah'a bir manada ibadet etmede onun bize indirdiği kitapla öğreniriz. Biz nasıl ibadet edileceğini onunla öğreniyoruz. O bakımdan hani Peygamber Efendimiz tabii onun gibi ve bütün herkesin Cenab-ı Allah'a hamd etmesi gerekiyor ve hamd sadece ona edilir. Enzele indirdi burada fiili mazi olarak gelir. Fiili mazi kesinlik ifade eder. Evet. Yani geçmiş zamanda olan bir şey ifade ettiği gibi aynı zamanda kesinlik ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de ahiret alemleriyle ilgili bütün hemen hadiseler de fiili mazi, geçmiş zaman kipiyle anlatılır. Bunun çok önemli iki manası vardır. Burada da aynı şey var. Birincisi, yani Cenab-ı Allah kuluna kitabı indirdi. Yani şu ana kadar Allah'ın indirdikleri ne varsa o kulundan o kitabı ayet olarak ne tebliğ edilmişse, onun mübarek ağzından şeref sudur, ne olmuşsa kitaba dahil, bütün bunlar Allah indirmiştir. Cenab-ı Allah şimdiye kadar indirdiği bütün şeyler, o kulunun Allah kelamı olarak tebliğ buyurduğu şeyler nasıl Kur'an'dansa, Allah'ın indirdiyse, bundan sonra da Cenab-ı Allah'ın indirmeye devam edeceğini gösterir bu ayet-i kerime. Ve bundan sonra da yine kitaba dahil olarak gelecek olan her şey, bütün vahiy, o kulun size kitaba dahil olarak anlatacağı her şeyde şüphe etmeyin ki Allah indirmiştir. Fiili mazi kullanılmasında böyle bir mana vardır. Evet. İşte ahiret alemlerinde hep böyle fiili mazi kullanılması, onların mutlak surette geleceğine, mutlak geleceğine ifade ettiği gibi, bir de şu var, bugün bazı teologlar var, kendilerini böyle farklı şeyler konuşarak ispat etmeye çalışan, maalesef dini tahrif eden, Cenab-ı Allah haşa gayb-ı kaybı bilmez gibi böyle bir şey söylüyorlar. Yani bu enteresan, çünkü Cenab-ı Allah için bir gelecek veya geçmiş zaman söz konusu değildir ki. Cenab-ı Allah haşa gayb-ı bilmez demek, Cenab-ı Allah yaratılmış kabul etmek demektir. O zaman zamani kabul etmek demektir, mekani kabul etmek demektir. Allah zaman ve mekanda haşa Allah için söz konusuysa, o zaman haşa yaratılmış demektir. Söylediklerinin nereye vardığını maalesef bilmiyorlar. Tam bir küfür olan, eşed bir küfür olan, maalesef keburat kelimeten tehrucu min effehim, burada da gelecek, ağızlarından böyle büyük büyük sözler maalesef dökülüyor. Aslında tabii yani, öyle bir Allah'a kendileri de inanmak istemez. Yani gaybı bilmeyen zaten bir eksiklik. O Allah'a iman olmaz, evet. O Allah'a iman olmaz hiçbir zaman. Ve burada işte ahiret alemlerine Cenab-ı Allah da fiil-i mazi geçmiş zaman kipiyle anlatır ki, Allah için onlar hazırdır daima yani. Zamana söz konusu olmadığı için Allah için ezel ve ebed bir noktada birleşir, aynı şeydir. Ezel ve ebed bizim için biri geçmiş, biri gelecek adına konuşuruz. Yoksa Allah için ikisi de aynı şeydir. Evet. Ezeli ve ebedi olması, o ezeliyetinde ebedi, ebediyetinde ezelidir. Dolayısıyla o geçmişi bilmiş, anı bilmiş veya ahireti bilmiş, hiç fark etmez, onun için aynıdır. Bundan dolayı Cenab-ı Allah bütün bunların kendi ilminde olduğunu bize de geçmiş zaman kipiyle anlatarak ahiret alemlerini, bunu da ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla bunların geleceğine de bir mühür basmış oluyor Allah. Ben bunları söylüyorsam her şeyi bilen olarak ve ona da doğruluğuna kesin mühür basmış oluyor. Fiili mazi olarak enzelerinin gelmesinde de burada Kur'an'dan bu sure ininceye kadar inen her şeyin Allah'ın indirmesi olduğunu, bundan sonra ineceklerinde yine Allah tarafından Allah'tan indirileceğine bir mühür vurulmuş oluyor. Burada ala abdihi çok önemli. Ben Kur'an'ı hani hakikaten hiçbir şey kitaba bakmadan bütün hayatımızda Kur'an'la meşgul olsak değer demek bile bana biraz hafif geliyor. Çünkü yani değer deyince sanki ben onu takdirim gibi. Oysa insanların takdiri Kur'an karşısında bence bir küstahlık olur. Yani biz ona takdir etme, çünkü takdir makamı edilenden daha yüksek bir makamdır. Şimdi dolayısıyla bizim ona kabul ve teslim olmamız gerekir. Yani burada da işte ala, burada abdihi, kuluna indirdi. Bu ala harfi cerinin başka bir direk buradaki manasıyla çeviremezsiniz.
çeviremezsiniz. Kulunun üzerine desek bir mana ifade etmez. Kulunun üzerine indirdi. Çünkü ala üzerine manası gelir. Yani üzerine indirdi. Böyle bir şey bizim dilimizde yok. Uçağın mesela, inmesi gibi bir şey oluyor. İngilizce'de on denir. On mesela on his servant. Kulunun üzerine indirdi. Fakat o on edatında diyelim. Onda temas vardır. Sanki yani maddi bir şey geliyor, temas ediyor. O temas ifade eder. Mesela işte on the desk dediğimiz zaman bunlar buna temas etmektedir. Türkçe'de zaten ifade edilemez. Burada ala kullanılırken Hoca Efendi üzerinde duruyor icaz denemesinde. Hazreti Üstad işaretli icazda duruyor. Bakara suresinin başında ise وَالَّذ۪يلَ اُنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ. Bakın orada ila diyor. Evet. Aynı enzele yani inzal fiili. Orada efendi şeye indirme muhatap Peygamber Efendimiz'e sana indirilen sana orada ila diyor. İla muhatap ifade eder. Karşılıklı bir hedef yani evet. ifade eder. Ala ise yukarıdan gelme ifade eder. Orada niye ila, burada niye ala? Bu da Allah kelamını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Çünkü Bakara suresinde bu defa Kur'an'ın Allah tarafından indirmiş olduğu meselesi işlenmez. Orada Kur'an övülür. Evet. Ve Kur'an'a inanmaktan öne çıkarılır. Ve Kur'an'a inen müminler de ehli kitaptan olsun, diğer müşrikken inanmış olanlar olsun, bunlar sena edilir. Dolayısıyla orada Kur'an-ı Kerim ile Peygamber Efendimiz birbirine muhatap olarak andır. Yani bu da ikisinin de Allah katında aynı değerde olduğunu gösterir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dır, yürüyen, yaşayan Kur'an'dır. Kur'an da Efendimizin halinin tercümanıdır, onun evet. tercümanıdır. Dolayısıyla orada bir muhataplık söz konusudur. Fakat burada Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş olduğu nazara verildiği için, öne çıkarıldığı için ve sure şirki red, bilhassa Allah'a bir takım yarattığı varlıkları, mesela insanları, Hazreti İsa'yı veya melekleri, cinleri, bazı Yahudilerin yaptığı gibi Hazreti Üzeyr'i aleyhisselam. Yani bunlar gibi Allah'a şirk tanıma karşısında sure onun red, bunları red için geldiği ve bunda olamayacağından söz ettiği için burada bir uluhiyet, mabudiyet farklılığı nazara verilmektedir. Makam farkı. Makam işte. Farklılığı. Evet. O bakımdan yani her ne kadar Cenab-ı Allah o kitabı kuluna indirmişse de burada o kul bu kitabı almakla uluhiyet makamına çıkmaz. O yine kuldur. Kul olmaya devam ediyor. Kuldur. Ve kitabın sahibi Allah'tır. O kitabın sahibi Allah'tır. Dolayısıyla burada Cenab-ı Allah yani uluhiyet makamının kulluk makamı üzerindeki mutlak üstünlüğüne ifade ediliyor. Ve Kur'an'ın geldiği makamın ne derece yüce bir makam olduğunu işaret ediliyor. Ve bu şekilde ta baştan yani Cenab-ı Allah'a yarattığı herhangi bir varlığın bu en büyük bir insan dahi olsa ne olursa olsun haşa ve kella ubudiyet sınırlarını aşıp uluhiyet makamına yükselemeyeceğine burada ala abdihi denmekte çok ciddi bir tembih vardır. Yani hocam burada ileyke deseydi mana belki olacaktı ama bu incelikler kaybolacaktı. Doğru olur. Fakat burada çünkü burada uluhiyet ve ubudiyet nazara verildiği ve yaratıkların hiçbirisinin haşa yani ikinci bir ilah Allah'a ortak tanınamayacağı üzerinde durulduğundan dolayı o zaman burada belagata ve manayı ifade etme aynısı. Çünkü bütün kelimeler mananın kalıplarıdır. Yani o mana ifade edilemezdi ve buraya da uygun düşmezdi ila. Katiyen uygun düşmezdi. Onun için burada ala gelmektedir. Burada ala'nın ikinci bir manası da şudur. Ala abdihi derken yani yukarıdan gelen bu üzerinde bunun geçen hafta zannediyorum evet, durmuştuk. Yani ala bu gelen kitap, indirilen kitap o kul için aslında taşınması çok ağır bir yüktür. Yukarıdan gelmesi sebebiyle o çok ağır bir yüktür. Fakat kul onu yüklenmiştir. Bu ilada şu manada var. Bu son derece önemli. Yani ilada denmesinde şu manada vardır. Yani peygamber o kitabı alırken onu zorla kendisine yüklenmez o. Bazı yanlış anlayışlarımız var. Mesela bazıları peygamberlik makamı veya o peygamberlik kendisine verilen zatları maalesef tanımadığımız için sanki Cenab-ı Allah bir yağmur indiriyor. O yağmura da böyle almak için bir boru döşemişiz biz. O borudan yağmur geliyor gibi maalesef peygambere böyle bakma var. Oysa peygamber olan zat Cenab-ı Allah hiç kimseyi seçip de sen bu yükü taşıyacaksın diye o kulunu zorlamaz. İşte ilahda bu manada vardır. Yani sen bunu alıyor musun?
kabul ediyor musun bu vazifeyi? O da yüklenir, bunu iradesiyle kabul eder. Dolayısıyla peygamberlik, peygamberler için en büyük bir imtihandır. En ağır bir imtihandır. Niye Cenab-ı Allah onlara teklif ediyor da bize teklif etmiyor? Çünkü o yükü taşıyabilecek onlardır. O geçen hafta üzerinde durulmuştu. Kur'an-ı Kerim bir yerde eğer diyor bir kitapla bütün dağlar yerinden oynatılacak olsa, ölüler diriltilecek olsa, bu diyor Kur'an'la olurdu. Başka bir kitapla değil. Bu Kur'an'la olurdu. Eğer Cenab-ı Allah'ın hikmete müsaade etseydi, Efendimiz bütün ölüleri Kur'an'la diriltebilir, bütün dağları oynatabilirdi. Böyle bir yükü taşımanın ne kadar ağır olduğunu herhalde anlarız. Misal olarak vermiştik Hazreti Musa Aleyhisselam'ın dağı tuz buz eden bir kudret tecellisi karşısında ne hale geldiğiyle, bir de Efendimiz'in o bütün dağların kendisiyle yürütülebileceği, bütün ölülerin diriltilebileceği bir kitabı yüklenmesi arasındaki farkı da burada çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yine de hocam Efendimiz vahiy geldiği andaki ruh hali biraz da sıkıldığı... Zaten rivayetlerde vardır. Devenin üzerinde olsa deve çökerdi deniyor. Evet. Deve çökerdi aldığı ağırlıktan dolayı. Peygamber Efendimiz'den başka bir peygamber de Kur'an vahyine dayanamazdı. Yani her peygambere gelen vahyin o peygamberin kapasitesi ve konumuna göre, donanımına göredir. Buradan da Kur'an'ın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in diğer peygamberler karşı üstünlüğünü de görüyoruz. Eğer bugün işte peygamberdeki bu ruh yüceliğini, kalp yüceliğini, bu makamı göremeyenlere farz-ı muhal, yani farz-ı muhal, Kur'an'ın bir harfini Cenab-ı Allah indirecek olsa altında ezilirlerdi. Yani o makam çok yüksek bir makamdır. Arabilden yüksek bir makamdır. Abdihi derken bir manada yani Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e büyük bir teşrif var. Çünkü bir insanın Allah katındaki en büyük makamı abdiyettir, kulluktur. Risalet kulluğa munzam bir makamdır. Yani kulluktan belki daha büyük değil. Yani kulluğun zirvesi olan bir makamdır risalet. Bir vazifedir ve o vazifeyi alacak kul Allah'a kulluğuyla bunu hak etmiştir veya bunu yüklenebilir. Ve risaletiyle de bu kulluğu katlar, daha fazla yüceltir. Hiçbir zaman da kulluğun üzerinde başka bir makama çıkamaz. Bu son derece önemli. İsra suresinde de Cenab-ı Allah yine kulunu Mescid-i Aksa'ya yürüten, gece yolculuğu yaptıran Allah orada da kulunu diyor. Demek ki burada da yani Efendimiz'in o miracı da yükselmesi onun için öyle yüce bir makam, öyle makamlara ulaşmaktır ki onu da Cenab-ı Allah orada yani kulluğuna bir mükafat olarak bunun yaptığını beyan ederken fakat böyle bir miracı gerçekleştirdiği için yine peygamberi kulluktan başka bir makama geçmiş gibi de katiyen düşünmeyin tembihi de. Bu abd olarak geçen her yerde vardır. Nazar almak lazım. Yani kulluktan kastımız hocam Efendimizin gece sabahlara kadar namaz kılıyor olması, işte oruç tutmasını mı kastediyor? Bunlarla kazandığı şeyler mi? Bunlar kulluğun tezahürleridir veya kulluğun gerekleridir. Aslında kulluğun ana hususiyeti Allah'a ya Rabbi sen Rabbül Alemin'sin. Sen yaratansın. Sen Razzaksın. Yani sen benim her bakımdan Rabbimsin, ilahımsın. Sen mabud-ı bir mutlak, mutlak manada kendisine ibadet edilensin sen. Aynı zamanda ibadet Allah olduğun için ibadet kendisi hakkı olansın. Bana ise düşen, ben ise senin karşısında aciz, zayıf, sıfır. Yani hiçbir zaman haşa ve kella bırakın Allah'a hani böyle bir aşma uluhiyet makamına yükselmeyi. Yani son derece zayıf bir varlığım ben. Önce bunu yani ilah nedir, kul nedir? Bu şeyi iyi kavramak, kulluk burada başlar. Had bilmekle başlar. Mahluk olduğumuzu, zamani olduğumuzu, mekani olduğumuzu, aynı şekilde çok aciz, çok zayıf olduğumuzu, varlığımızın tamamen Allah'ın elinde olduğunu, o dilediği anda bu varlığı bizden alabileceğini, sahip olduğumuz ne varsa hepsinin Allah'a ait olduğunu, onun var etmesi, nasip etmesi ve yaratmasıyla ancak bize ulaştığını, önce bütün bunları kavramakla başlar. Eğer o ibadetler olsa bile, o ibadetleri yaparken insanlar bu kavrayışta değilse, maalesef bugün şahit olduğumuz üzere o ibadetler insanların hayatına tesir etmiyor. Bazıları o ibadetlerle beraber adeta kendilerini haşa ve kella başka insanların çok üzerinde görüp bir makam verip şımartabiliyor ve işledikleri başka haramlara adeta onlar bir gerekçe gibi veya bir garanti gibi düşünülebiliyor. Dolayısıyla önce kulluğun şuurunda olarak o kulluğun gereği ibadetler işlenmeli. Yoksa maalesef
insan ibadetlere sapıp gidebiliyor. Evet. Bu da olabiliyor. Hocam kısa bir ara verelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kadir oldu mu yine ya? Değerli seyircilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.